Hayırlı günler arkadaşlar. Sevgili Günlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir canlarım. Beni takip eden bütün takipçilerime binlerce şükürler, teşekkürler ediyorum. Ben buradan selam göndereceğim bugün. Naciye kardeşime, Eycan Dinç diye yazıyor. Naciye kardeşime, yani kardeşlerimin hepsine de Leyla kardeşime göndermiştim. Onlara da selam göndermek istiyorum. Bütün kardeşlerime, Birsel, Hava, Sefa, Naciye kardeşlerime çok çok selam gönderiyorum buradan. Onların destekleri oluyor bana. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Naciye kardeşimin daha çok desteği var. Sağ olsun, teşekkürler. Ben bugün ne yapacağım? Bakın bugün ne yapacağım arkadaşlar? Bak çok güzel bir şey yapacağım bugün. Ayşe Çetin Alkoç ablam Uşaklı YouTuberların en büyük destekçisi. Özellikle Uşaklı'da başka YouTuberların destekçisi. Özellikle yeni kanal açanların çok büyük destekçi, iyilik meleği diyebilirim. Destekçisi. Allah bin kere razı olsun. Ondan da bütün takip eden, destek veren hepsinden de. Bozkuşlu YouTuber kardeşlerime hediyeler gönderdi. Allah razı olsun. Çok çok teşekkürler. Ben de onlar pişirdikçe, onlara gelen hediyelerden çorba yaptılar. Ben de onları pişirdikçe canım istedi. Şimdi yalan değil. Biz de böyle çorbaları zaten bunları biz önceden keseriz. Gediz tarafına tutmaz çorbası derler. Burada da biz bunları yoğurtlamak için yani yoğurtlu sarımsaklı pişirmek için keseriz. Şehriye'nin kare kare olanı bu. Bunlardan bize zaten devamlı yaptığımız bir şey. Gediz tarafında da tutmaz çorbası derler. Öyle diyebiliyorum ben. Yani ben Gedizlilere varınca tutmaz çorbası diye öğrendim. Bunu hemen kesip hemen yaparlar Gediz tarafında ama kurusunu değil. Biz de yapıp kuruturuz, yoğurtlusunu pişiririz neyse. Tutmaş çorbası derler. Hemen bugün keserler, bugün pişirirler fasulyeli fasulye suyuyla. Fasulyeyi mesela haşlarsın, birazcık suyuyla birlikte fasulyesinden de alırsın. Salçalı, sarımsaklı pişirirsin. Bu zaten o zaman hemen kesilip hemen hafif unlu pişirdiğinde çorba olarak tutmaş çorbası denir. O da az salçalı falan böyle yağlı salçalı az kıvam güzel kıvam alır yani öyle kıvamlı bir çorba olur. Böylesine hiç yapmamıştım onu da Hatice nereden çıktı? Ayşe Çetin Alkoç ablamız Çiğdem, Cemile ve Nazife kardeşlerime gönderdiği çorbaları yaptılar. Özellikle Çiğdem kardeşimin yaptığı çorbayı Nazife de bilmiyorum yaptı mı Nazife de hatırlamıyorum da Çiğdem ile Cemile kardeşim yaptılar. Onlar da görünce benim de canım istedi. Dedim ki ben de yapacağım bu çorbayı dedim. Canım istediğini geçireceğim ne yapacaksın şimdi? Benim de zaten böyle kestim kuruttum. Bir kase yani bir su bardağı. Bu da bir küçük kaseye koydum. Burada ne yaptım arkadaşlar? Mercimeğimi de haşladım. Burada haşlanıyor merceği. Mercimeğim daha da kaynıyor. Bunun için malzemeler neler gerekiyor? Böyle bir kase yoğurt, köy yoğurdu. Köy yoğurdu olduğu için birazcık sıvı. Böyle hani biraz çırptığım için de biraz sıvılaştı. Az çok sıvı da değildi. Sıvı ne şey? 1,5 yemek kaşığı un. 1 tane yumurta sarısı. 1 yemek kaşığı kuru nane. 1 su bardağı da yeşil mercimeğimi haşladım. Biraz pişti. Kabukları ayrılmayacak şekilde. Biraz haşlandı. Şöyle 2 diş de sarımsağım var arkadaşlar. Buraya 1,5 yemek kaşığı tereyağı aldım. Birazcık da sıvı yağ koyacağım. Şöyle az bir şey. O da üzeri için. Az bir şey de sıvı yağ koydum. 1,5-2 yemek kaşığı da sıvı yağ koydum ona. Şimdi benim mercimeklerim haşlandı söylediğim gibi. Ben şimdi sarımsaklarımı ince ince doğrayayım en iyisi. Bıçak almamışım yanım arkadaşlar. Bazen her şeyimi hazırladım diyorsun. İlla bir şey eksik bırakıyorsun yani. Şimdi ben bu şeylerin malzemelerini bir de bugün başka bir yemeğim daha olacak. Karnı var. Fırına karnı var yapacağım. Onun da malzemelerini oraya hazırladım. Bu yumurtanın beyazını ona aldım. Yani ziyan olmayacak yumurtanın beyazı da. Bunu ben çok ince böyle ince ince doğruyorum arkadaşlar. Bakın çok incecik doğruyorum. Essem havanda iyi olur da. Şimdi ona biraz şey yapmayayım. Birazcık onda da iri oluyor arkadaşlar. Eziyorum ama böyle hani iri iri çıkıyor. Bazıları. İyice ezilmeyiyor sarımsak bazen. Şu bir tanesi yeter herhalde. Bu büyük. Büyüktü bu çiğe. Şöyle yumurta sarımı koyacaksın. Unumu koyacaksın.
Biraz bunu karıştırayım ben. Az az böyle az az yoğurt koyarak ben karıştıracağım. Yoğurdu iki defa da koyayım. Topak fütür olmasın diye. Ben hemen bunu zaten mercimeğin piştiği hemen içine salacağım, bırakacağım arkadaşlar. Umarım güzel yaparım. Ayşe ablam da gurur duyar benimle. Umarım güzel yaparım. Bilmiyorum ilk defa yapacağım bunu ama tabii böyle çorbalar genelde yapıyordum ama mercimeklisini hiç yapmamıştım. Biz genelde mercimeği bulgurlu çorbasını yaparız. Bulgurlu mercimek çorbası, soğanlı falan öyle yaparız. Umarım güzel yaparım. Benimle gurur duyar diyelim. Ne diyelim? En azından canımın istediği geçer diyelim yani. İştahımız geçer. İştahlandım orada görünce. Böyle sarımsak, yumurta sarısı, yoğurt, un. Hepsini çırptık arkadaşlar. Şöyle bir kıvam oluştu. Tekrar merhaba arkadaşlar. Size bir şey söylesem inanmazsınız. Tam çorbamı yapıyordum. Misafir çıktı geldi aniden habersiz. Eşimin arkadaşları çıktı geldi. Araba biraz arızalıydı onun için. Eşim de demiş kahve içeceğim gelin demiş. Benim çekim yaptım unutmuş tabii. Aniden içeri girdiklerinde fark ettim ve hemen nasıl kapattığımı bilemedim. Kameramı kapattım. Artık şimdi açın onların kahvelerini falan içirdim. Şöyle kahve şeylerim burada. Kahvelerini içirdim. Onlar tekrar aşağıya arabanın yanına indiler. O arada da biraz da sohbet ettik derken bir saat falan geçti. Karanlık oldu. Şimdi ne yapacağız? Nerede kalmıştık? Gene bilmiyorum. Nasıl kapattığımı bilmiyorum dediğim gibi. İnsanlar gelince ses çıkacak, şey olacak diye. Çorbam burada kaynıyor. Oldu benim çorbam. Şöyle yakından da gösterebilirim. Şöyle yakından gösterebilirim. Hatta fazla bile kaynadı diyebilirim. Ben bir ara kapattım, geri açtım şimdi bunu. Bunun yağını kaçacağım ben. Şöyle söylemiştim ya size, tereyağıyla sıvı yağı karıştırdım. Yağım bile erimiş. Bakın tereyağım bile durduğu yerde erimiş arkadaşlar. Dolaptan çıkardığımda kaşıkla zor kesmiştim. Şimdi ona yağını yapacağım. Nanesini yapacağım arkadaşlar. Burada bir de benim karnabaharım var. Ben bir de karnabahar haşlamıştım şöyle. Haşladım karnabaharı. Karnabahar fırına süreceğim. Onun için ne yapacağım? Burada biraz hazırladım arkadaşlar ben. Acele ediyorum galiba şimdi bir de. Çünkü akşam vakti geçti yani. Yemek vakti geçti. Daha ben yemek pişireceğim. Şöyle küçük bir alüminyum tepsim vardı benim. Alüminyum tepsime her tarafını yağlayacağım böyle. Ay arkadaşlar geç kaldım dedim ya. Şeysiz plansız bir şey olunca insan zorlanıyor. Plansız aniden içeri girdiklerini gördüm. Benim de mutfağım ayrı bir mutfak değil arkadaşlar. Böyle odaların içinde yani şöyle gösterebilirim size ağırca. Koridor gibi. Yani şu kapıdan giriliyor, dış kapıdan giriliyor. Bu oturma odası, burası oturma odası. Şurası şöyle yatak odam. Burası mutfağım böyle yani mutfağım benim ortada bir yer. Koridor gibi yani. Nasıl koridordan bütün odalara giriliyor ya, buradan da aynı bütün odalara giriliyor. Bütün odalara girilen koridor gibi bir yer benim. Ondan aniden içeri girdiklerini görüşün hemen kapattım. Nasıl kapattım bilmiyor yani neresinde kapattım gene bilmiyorum. Artık onu bakınca şey yapacağım. Burada böyle karnabaharım var. Arkadaşlar süzdürdüm suyunu. Şöyle 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı un aldım. Çırpacağım bunu da. Bazen böyle olabiliyor arkadaşlar. Tereyağında kızarıyor bu arada. Bunları çırpayım. Burada da yumurta sarısının bir tanesini ben çorbama koymuştum. 2 yumurta var bütün. Bir de yumurtanın beyazı. Onun sarısını oraya koydum. Beyazı burada. Şöyle bunları biraz da tuz koyayım. Bunları bir çırpayım ben. Arkadaşlar ben şurada yumurtamı, yoğurdumu, unumu çırptım. Şöyle birazcık da sıvı yağ koyacağım. Tabana da sıvı yağ koydum. Fazla koymayayım. Güzel olmaz yağlı olunca. Burada bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı sumak, yarım çay kaşığı da karabiberim var. Onları da ekliyorum arkadaşlar. Bunları da ekleyeyim. Çırpayım. Şöyle tepsime yağ almıştım arkadaşlar. Bir sırada patates döşedim. Karnabaharın altında çok güzel oluyor. Buna hafif tuz ekleyeceğim şöyle. Tuzsuz olmasın, saf olmasın diye. Şöyle hafiften tuz ekleyeceğim. Karnabaharımı üstüne dökeceğim. Şöyle yaklaştırdım.
Karnabaharımı da üzerine dökeceğim. Şöyle yayıyorum her tarafına. Burada hazırladığım sos var. Onu da her tarafına gezdiriyorum böyle. Bunu aynı tencerede falan karıştırıp onu öyle de dökebilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Karıştırıp dökseniz de olur. Her tarafına daha iyi bulaşır olur. Ben böyle yapıyorum hemen. Fırınımı da açtım. 200 dereceye. 200 derecede bunu bir yarım saat, yarım saat 40 dakika pişireceğim arkadaşlar. Bu arada burada tereyağını, zanemi de koydum. Benim bugün çorbam nasıl oldu bilmiyorum arkadaşlar. Anlayamadım bugün nasıl olduğunu. Çünkü gelen giden olunca insan şey yapamıyor. Nerede kestim, nerede şey ettim de bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle sıcak sudan alayım. Ben bu baştan bir tarif edeyim çünkü nerede kestiğimi bilmiyorum. Mercimekleri haşladım. İçine yoğurt, bir kase yoğurt, 2 yemek kaşığı, 1,5 yemek kaşığı un, bir yemek yumurta sarısı, bir diş sarımsak. Onlarla şey yaptım arkadaşlar ben bunu. Sos yaptım. Şehriyesini koydum içine. Biraz mercimekler yumuşayınca şehriyesini koydum içine. Şöyle geri alayım ben bunu. Öyle küçük bir oyalı almıştım. Ondan sonra şehriyesiyle de biraz kaynadıktan sonra şeyini ekledim. Sosunu ekledim. Tabi onları da açamadım çünkü sesleri vardı burada. Şimdi çorbamın altını kapattım arkadaşlar. Sıra geldi servis yapmaya. Şöyle benim çorbam arkadaşlar. Çorbamın kıvamı şöyle oldu. Şöyle eğip gösterebilirim size. Buhardan da şey oluyor. Şöyle de gösterebilirim kıvamını. Şöyle. Çok güzel olmuş. Tadına da baktım arkadaşlar. Çok güzel. Sağ ol. Allah razı olsun Ayşe ablam tarifin için. Ben bu tarifi Çiğdem yaparken canım istemişti. Cemile ile Çiğdem yaparken canım istemişti. Oradan şey yapıp öğrenip de yaptım. Gerçekten çok güzel oluyormuş. Eline emeğine sağlık diyelim. Çok çok teşekkürler. Şöyle fırında benim karnabaharımda pişiyor arkadaşlar. Şöyle pişsin. O bir pişsin. Pişince de gösteririz. Bizim karnabaharımıza bir bakalım arkadaşlar. Oldu gibi geldi bana. Oo, çok güzel olmuş arkadaşlar. Bakın kıpkırmızı kızarmış. Buradaki olduğu gibi göstermiyor arkadaşlar. Neler ediyor? Benim telefonum ne diyor tahminim. Şöyle. Daha burada sarı. Telefonda daha beyaz görünüyor. Daha sarı yani. Şöyle çok güzel olmuş. Ben şeyimi sarımı kapatayım. Biraz burada sıcak sıra dolsun. Arkadaşlar sıra geldi. Benim karnabaharı servise. Dur. Aynen burada olduğu gibi göstermiyor arkadaşlar. Sapsarı bu. Normalde bu sapsarı öyle göstermiyor. Şöyle. Benim karnabahar yemeğim oldu. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bize afiyet olsun diye. Bakalım altının patatesleri nasıl olmuş arkadaşlar. Şöyle. Altının patatesleri de çok güzel oluyor. Bakın nasıl güzel kızarmış. Yumuşacık dolmuşlar. Altının patatesleri falan çok lezzetli oluyor arkadaşlar bunun. Şöyle ben servis tabağıma tabi alıyorum tekrar. Tepsiyle koyup tepsiyle yiysek daha iyi olur aslında da. Şeyimiz büyük. Küçük. Sofra zilimiz küçük. Arkadaşlar biz şöyle soframızı hazırladık. Domates, soğan kestim. Biraz ben karanı buluyorum herhalde. Şöyle çorbalarımızı koyduk. Şurada da fasulye ile sarı turşum var. Burada da Yunus Emre'nin acı turşusu var. Ben çok seviyorum. Her sofrada isteyen. Nasıl olmuş çorbalar? Bakın bakın. Arkadaşlar çorba enfes. Çorba çok güzel. Ayşe Çetin Alkoç ablamıza tarifine çok çok teşekkürler. Onun tarifiyle canım istedi de yaptım. Allah ona daha
Tadına bakıyorsun. Daha çok her şey helal etsin inşallah. Allah razı olsun. İyiliksever bir kadın. Allah bin kere razı olsun. İyi bakalım arkadaşlar. Şöyle şuraya yedek koyarız üstünden diye şeylerimi koydum. Onlar başladı. Ben de başlayayım. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın diyelim. Teşekkürler herkese. Bana destek olan herkese çok çok teşekkürler. Allah bin kere razı olsun. İşlerini denk getirsin. Abone olmayanlar varsa abone olalım lütfen destek için. Beğeni tuşuna basmayı da unutmayalım. Hayırlı akşamlar. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum.